Kenar uzunlukları 6 ve 8 santimetre olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir. Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimetre kareden büyük olacağına göre en az kaç santimetre karedir? Kenar uzunlukları 6 ve 8 santimetre olan dikdörtgene benzer olacak şekilde kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgen çizileceği ve alanının 48 santimetre kareden büyük olacağı söylenmiştir. Kenar uzunlukları 6 ve 8 santimetre olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını yarısı oranında attırırsak, yani 6 santimetre olan kenarı 1,5 katına çıkartarak 9, 8 santimetre olan kenarı da 1,5 katına çıkararak 12 olarak alırsak, elde edilecek dikdörtgenin görüldüğü gibi kenar uzunlukları birer doğal sayı olur. Alanı da 108 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 7 ile 10 arası 3 birimlik bir mesafedir. 3 birimlik mesafe 6 parçaya ayrıldıysa 2 nokta arasındaki mesafe 1 bölü 2 olacağından burası 8, burası da 9 olacaktır. O halde aradığımız A sayısı 8 ile 9 yani kök 64 ile kök 81 arasında yer alıp görüldüğü gibi kök 64'e daha yakın olduğundan bu sayı kök 68 olabilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Ahmet her gün kumbarasından aynı miktarda para alarak harcıyor. Ahmet'in kumbarasındaki para miktarı ve harcadığı toplam para miktarını gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir. Grafiğe göre Ahmet'in kumbarasında para kaçıncı günde biter? Ahmet'in harcanan parasıyla kumbarada kalan para miktarının eşitlendiği günde. Harcanan para da kumbarada kalan para da 25 lira olacaktır. Görüldüğü gibi 25 lirayı Ahmet 10 günde harcamıştır. Parasının tamamını yani 50 lirayı kaç günde bitireceğini bulmak için burada bir orantı kurarsak paranın 20. günde biteceği bulunur. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Bu bölümün alanı 21 ve bu bölümün alanı 14 olup görüldüğü gibi bir kenar uzunlukları ortaktır. 21 ve 14'ün ortak böleni 7'dir. Buraya 7'yi yerleştirelim. Buraya 2, buraya 3 kalacaktır. 10 ve 35'in de bir kenarları ortaktır. 10 ve 35'in ortak bölenleri de 5'tir. Buraları 5'i yerleştirdiğimizde buraya 2, buraya ise görüldüğü gibi 7 kalacaktır. Şimdi 24 sayısının çarpanlarını düşünelim. 24'ün çarpanları 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 olarak seçilebilecektir. Burada görüldüğü gibi bu kenarın uzunluğu 7 artı 2 artı bu kenarın uzunluğuna yani 9 artı 1 değere eşittir. O halde dikdörtgenin uzun kenarın uzunluğu kesinlikle 9'dan büyük olacağından bu iki seçeneği elemiş olduk. Alanların toplamının az gelebilmesi için sayıları birbirine yakın olarak seçelim ve bu kenarın uzunluğunu 12 alalım. O halde buraya 3 kalacaktır. Buraya da 7 kalacaktır. Burayı zaten 7 olarak bulmuştuk. O halde verilmeyen ilk bölgenin alanı 49 metrekaredir. Diğer bölgenin alanı da 3 çarpı 5'ten 15 metrekaredir. Alanları toplamı da 49 artı 15'ten 64 metrekare olarak bulunacağından doğru cevabımız C seçeneğidir. 21 bin metrekarelik bir arsa ortaklar arasında paylaştırılacaktır. Paylaşım için arsanın tamamı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekarelik bölümlere ayrılıyor. Toplam bölüm sayısı ortakların sayısına eşittir. Her bir bölüm numaralandırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor.
Arsanın ortakları arasında çekilecek kura ile bu bölümlerin sahipleri belirlenecektir. Kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan numaranın alanı 250 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olan bölümlerden birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu arsanın kaç ortağı vardır? Her bölüme ait olma olasılığı birbirine eşitse her bölümden eşit sayıda alınmıştır. O halde buna x diyelim. 250 çarpı x artı 500 çarpı x artı 1000 çarpı x toplamı 21.000'e eşit olacaktır. Buradan 1750x eşittir 21.000. X eşittir 12 olarak bulunur. O halde 12 çarpı 3'ten arsanın 36 ortağı vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altan'ın çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 ve 9 santimetre olan bir dikdörtgen alanından büyük. Can'ın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçüktür. Buna göre Altan ile Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaç santimetre karedir? Kenar uzunlukları 7 ve 9 santimetre olan dikdörtgenin alanı 7 çarpı 9'dan 63 santimetre karedir. Can'ın çizdiği karenin alanı bu dikdörtgenin alanından küçükse alabileceği en büyük değer 49 santimetre kare olacaktır. Çünkü kenar uzunluklarının santimetre olması gerektiği söylenmiştir. Altan'ın çizdiği karenin alanı da bu karenin alanından büyükse alabileceği en küçük değer 64 santimetre kare olacaktır. Farkın az olması için Altan'ın seçebileceği en küçük, Can'ın seçebileceği en büyük değeri almış olduk. 64 ile 49 arasındaki fark 15'e eşit olduğundan doğru cevabımız B seçeneğidir. Etkileşimli çalışmalar oluşturulabilecek bir programlama dilinde istenen hareketler tanımlı blokların uygun şekilde yerleştirilmesiyle elde edilmektedir. Bu programlama dilinde bulunan bazı bloklar ve tanımlamaları aşağıda verilmiştir. Kareli kağıtta verilen birinci şekildeki eksi 3'e eksi 1 noktasını yukarıdaki bloklarla belirtilen hareketler yukarıdan aşağıya doğru uygulandığında İkinci şekildeki 2'ye 5 noktası elde edilmiştir. Buna göre K eksi 1'e 5 noktasına aşağıdaki hareketlerden hangisi uygulanırsa L eksi 4'e eksi 1 noktası elde edilir. Noktaların koordinatındaki değişimi inceleyelim. X değerinin 3, Y değerinin 6 azaldığını görüyoruz. Y değeri 6 azaldıysa aşağıya doğru hareket edilmelidir. Aşağıya doğru olan hareket bu programlama dilinde 180 ile ifade edilmektedir. O halde A ve D seçeneklerini eleyelim. Aşağıya doğru görüldüğü gibi 6 birim gidilmiştir. Zaten iki seçenekte de bu şekilde söylenmiştir. Sonrasında x'teki değişimi incelendiğimizde 3 birim sola gidilmesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü değeri 3 azalmıştır. Sol da bu programlama dilinde eksi 90'a karşılık gelmektedir. O halde eksi 90 yönüne dön ve 3 adım git denilmelidir. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin sadece köşelerinde birer sulama sistemi vardır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 4 metre olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Bu bahçenin sulama yapılamayan kısmında tabanı kare şeklinde olan bir çardak bulunmaktadır. Bu çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeni çakışıktır. Taban köşegenin uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olan bu çardağın taban alanı en fazla kaç metrekaredir? Kenarın uzunluğu 10 metre olan kare şeklindeki bahçeyi çizelim ve köşelerine en fazla 4 metre kadar olan kısma kadar sulama yapabilen sulama sistemlerini yerleştirelim. Bunlar birer çeyrek daire olacaktır. Sulama yapılamayan kısma kare şeklinde bir çardak yerleştirileceği ve çardağın tabanının köşegeni ile bahçenin köşegeninin çakışık olacağı söylenmiştir. Bahçenin bir kenar uzunluğu 10 ise köşegenin uzunluğu 10 kök 2'dir. Bu uzunluklar yine dairelerin yarı çapı olacağından 4'e eşit olacaktır. 4 artı 4 8'e eşittir. O halde çardağın köşegeninin uzunluğu 10 kök 2 eksi 8'den küçük bir değer olan en büyük değer olmalıdır.
10 kök 2 kök 200'dür. Kök 200 sayısı kök 196 ile kök 225 yani 14 ile 15 arasındadır. Karenin köşe noktaları buralara tam olarak değseydi, karenin köşegeni 14 eksi 8 olan 6'dan büyük, 15 eksi 8 olan 7'den küçük olacaktı. Ancak tam olarak değmediğine göre alabileceği en büyük değer tam sayı cinsinden 6 olacaktır. Köşegen uzunluğu 6 olan bir karenin alanı da köşegen uzunluklarının çarpımının yarısından 18 metrekare olarak bulunur. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. İfadesinin değeri binden büyüktür. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu sayıyı virgülden kurtarmak için virgülü 1, 2, 3, 4, 5 kez sağ ilerletmemiz gerektiğinden sayı 13 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. Ve sayı 10 üzeri A ile çarpılacaktır. O halde bu çarpım 13 çarpı 10 üzeri A eksi 5'e eşittir. Bu ifadenin değerinin 1000'den yani 10 üzeri 3'ten büyük olacağı söylenmiştir. A yerine 6 yazdığımızda 13 çarpı 10'dan burası 130 değerini alır ve görüldüğü gibi 1000'den küçük olur. 7 yazdığımızda buranın değeri 1300 olup 1000'den büyük olacaktır. O halde alabileceği en küçük tam sayı değeri 7 olduğundan doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bir lokantada satılan ve her gramında eşit kalori bulunan yemeklerin kütle ve kalorileri verilmiştir. Lokantadaki yemekler her biri tabakta 100 gram yemek olacak şekilde satılmaktadır. Bu lokantadan toplam 538 kalori değerinde 10 tabak. Yemek sipariş verildiğinde kaç tabak nohut sipariş verilmiş olur? X tabak çorba, Y tabak pilav, Z tabak nohut sipariş verilmiş olsa X artı Y artı Z eşittir 10. 45X artı 72Y artı 40Z eşittir 538 denklem sistemi kurulmuş olur. İlk denklemde x'i yok etmek adına denklemi eksi 45 ile genişletelim. Böylelikle denklem eksi 45x eksi 45y eksi 45z eşittir eksi 450 olacaktır. Buradan 27y eksi 5z eşittir 88'e ulaşılır. Burada y yerine 3'ten büyük bir sayı verilmesi gerektiği görülecektir. O halde y yerine 4 yazdığımızda 27 çarpı 4 108 olacağından 108 eksi 5 ise 88, 5 ise eşittir 20, z eşittir 4 olarak bulunur. Yani nohuttan 4, pilavdan 4, çorbadan 2 tabak sipariş verilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor. Buna göre boyanan bölgenin alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Boyanan bölgede görüldüğü gibi 1, 2, 3 tane dik üçgen, görünmeyen yüzlerde de 3 olmak üzere toplamda bu dik üçgenlerden 6 tane bulunmaktadır. Bu dik üçgenlerin kenar uzunlukları görüldüğü gibi y eksi x birimdir. O halde alanları y eksi x'in karesi bölü 2 olacaktır. 6 tane bulunduğundan bunu 6 ile çarpmamız gerekmektedir. O halde bu çarpım 3 çarpı y eksi x'in karesine eşit olacaktır. Diğer dik üçgenlerin de kenar uzunlukları görüldüğü gibi y birim ve y birimdir. Bu üçgenlerden de görüldüğü gibi 3 tane görünmektedir. 3 tane de görünmeyen yüzlerde bulunduğundan bunlardan da 6 tane vardır. Onların alanları toplamı da y kare bölü 2 çarpı 6'dan 3y kareye eşittir. Y eksi x'in karesi y kare eksi 2xy artı x kareye eşittir. 3'ü dağıttığımızda buradan 3y kare eksi 6xy artı 3x kare elde edilecektir. Buna 3y kareyi de ilave ettiğimizde görüldüğü gibi alanlar toplamı 6y kare eksi 6xy artı 3x kare olur. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir.
Kareli kağıtta verilen aşağıdaki dikdörtgenlerden üçü aynı üçgen dik prizmaya ait yüzlerdir. Buna göre hangisi bu üçgen prizmanın bir yüzü olamaz? Dikdörtgenin kenar uzunluklarını belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 3 birim. 6 birim. 11 birim. 6 birim. 6 birim ve 6 birimdir. O halde üçgen dik prizmanın yüksekliği 6 birim olacaktır. Kalan kenar uzunlukları 5, 3 ve 6 olduğunda bu uzunluklar üçgen eşitsizliğini sağlayacağından bu yüzler üçgen prizmanın bir yüzü olabilir. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi 3x kare eksi 6x'i artı 3y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir? Bu cebirsel ifadeyi 3 ortak parantezine aldığımızda ifadenin 3 parantezinde x kare eksi 2x'ye artı y kare olduğu görülür. Bu da 3 çarpı x eksi y'nin karesine ya da 3 çarpı y eksi x'in karesine eşit olduğundan cebirsel ifadenin çarpanlarından biri y eksi x'tir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Beyaz kartondan yapılmış bir kare dik piramidin dış yüzünün bir kısmı griye boyanıyor. Bu kare dik piramidin açılımı yapıldığında dış yüzü yukarıdaki gibi görünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu piramidin görünümlerinden biri olamaz? Dış yüzü denildiğinden piramit dışarıya doğru bükülerek kapanmalıdır. Köşe noktalarına harflendirme yapalım. Görüldüğü gibi A seçeneğinde A noktası buraya, B noktası buraya, C noktası buraya gelecek şekilde kapatıldığında bu görüntü. B seçeneğinde C buraya, D buraya, A noktası buraya geldiğinde kapatıldığında oluşacak görüntü. C seçeneğinde D buraya, C buraya, B buraya geldiğinde kapatıldığında oluşacak görüntü verilmiştir. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda birinci kursa katılması daha ekonomik olur? Birinci kursa katılan bir kişi 310 lira kayıt ücreti ödedikten sonra kaldığı ay başına 40 lira ücret ödeyeceğinden kalacağı aya x dersek ödeyeceği ücret toplamı 310 artı 40x'tir. İkinci kursa katılan bir kişinin ise ödeyeceği ücret aynı mantıkla 130 artı 55x olarak bulunur. Birinci kursa katılmanın daha ekonomik olması istendiğine göre bu ücret bu ücretten küçük olmalıdır. Bu eşitsizliği çözelim. Buradan 180 küçüktür 15x, 12 küçüktür x elde edilir. O halde x'in alabileceği en küçük değer 13 olduğundan doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir telefon şirketi müşterilerine fatura ödemelerindeki indirim seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenek fatura tutarında %10 indirim. İkinci seçenek fatura tutarında 4 lira indirimdir. Birinci seçeneği tercih eden bir müşteri, ikinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 3 lira daha fazla ödeme yapacaktı buna göre. Bu müşterinin fatura tutarı kaç liradır? Fatura tutarına x lira diyelim. X liranın %10'u x bölü 10'dur. X'te x bölü 10 indirim yaparsa kalan tutar 9x bölü 10 olur. Diğer durumda 4 lira indirim yapıldığında kalan tutar x eksi 4 olacaktır. 9x bölü 10'un x eksi 4'ten 3 lira daha ucuz olduğu söylenmiştir. Bu eşitliği çözelim. Buradan 9x bölü 10 eşittir x eksi 7. 9x eşittir 10x eksi 70. X eşittir 70 olarak bulunacağından doğru cevabımız D seçeneğidir. Alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonu dışındaki bölümlerinin toplam alanı 34 metrekaredir. Salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır ve odaların alanları toplamından küçüktür. Bu salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 metre olduğuna göre uzun kenarının uzunluğu en fazla kaç metredir? Evin alanından salon ve odalar dışında kalan bölümlerin alanını düştüğümüzde geriye 84 metrekare kalacaktır. Salonun kısa kenarının uzunluğu kök 18 yani 3 kök 2 metre olarak verilmiştir. Uzun kenarının uzunluğu 7 kök 2 olamaz çünkü 7 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı 42'ye eşit olup görüldüğü gibi kalan alanın yarısına eşittir. Ancak burada salonun alanının
odaların alanları toplamından küçük olduğu söylenmiştir. O halde alabileceği en büyük değer 6 kök 2'dir. Çünkü 6 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı 36 metrekaredir ve bu durumda odaların alanları toplamına da 84 eksi 36'dan 48 metrekare kalır. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. ABC üçgeninde BAC açısının ölçüsü ABC açısının ölçüsünden büyük. AB uzunluğu 8, BC uzunluğu 10 santimetredir. Buna göre AC uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? BAC açısının ölçüsü ABC açısının ölçüsünden büyükse BC uzunluğu AC uzunluğundan yani x'ten büyük olmalıdır. O halde x 10'dan küçüktür. Üçgen eşitsizliğine göre x 10 ile 8'in farkı olan 2'den de büyük olacaktır. Alabileceği değerler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olup 7 tanedir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir kargo şirketi gönderilen kargonun kilogram cinsinden kütlesiyle desimetre küp cinsinden hacmini hesaplıyor ve hangisine göre kargo ücreti fazla ise o ücreti alıyor. Bu kargo şirketine ait ücret tarifesi tablo 1 ve 2'de verilmiştir. Buse, bu kargo şirketiyle tablo 3'te yarıçapların uzunlukları, yükseklikleri ve kütleleri verilen dik dairesel silindir şeklindeki kargoları yollamıştır. Buna göre Buse bu kargolar için kaç lira ödeme yapmıştır? Öncelikle kargoların hacimlerini bulalım. Silindirin hacmi pi r kare h formülüyle bulunduğundan birinci kargonun hacmi pi çarpı 144 çarpı 20'den 8640 santimetre küp yani 8,64 desimetre küp olarak bulunacaktır. İkinci kargonun hacmi pi çarpı r kare çarpı h'dan 12.150 santimetre küp yani 12 tam %15 desimetre küp olarak bulunacaktır. Görüldüğü gibi soru kökünde verilen ifadeye göre hacim ve kütleden hangisine göre kargo ücreti fazlaysa o ücretin alındığı söylenmiştir. Hacim 8,64 olduğunda düştüğü aralık burası olup alınan ücret 5 tam. 10'da 5 lirayken kütlesi 4 olduğundan alınan ücret 6 tam 10'da 5 liradır. 6 tam 10'da 5'i yazalım. Sonrasında ikinci kargo için görüldüğü gibi hacmi 12 tam %15 olup bu aralığa düşer. Alınacak ücret 7 olabilir. Kütlesi 6 olup bu aralığa düşer. Alınacak ücret 6 tam 10'da 5 olabilir. Fazla olan alınacağından alınacak ücret 7 liradır. O halde bu kargolar için toplamda 13 tam 10'da 5 lira ödeme yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 400 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriliyor. Bu pistte 8 atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 20. metrede, bir diğeri 50. metrede yarışı bırakıyor. Diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayılarının toplamı kaçtır? 400 metrelik yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek engellerin başlangıç noktasına olan uzaklıkları 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7 ve son olarak 2 üzeri 8 olabilir. Çünkü 2 üzeri 9, 512'dir. 400'den büyüktür. 8 atletin 6'sı yarışı tamamladığından 6 çarpı 8'den 48 engelin üzerinden atlamış olurlar. Kalan yarışmacılardan biri 20 metrede yarışı bırakıyorsa buraya kadar 4 engel atlar. Diğeri 50. metrede bırakıyorsa buraya kadar görüldüğü gibi 5 engel atlar. Bu sayıların toplamı da 57 olduğundan doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir öğretmen öğrencilerinden üçgen, daire, kare ve yıldız şekillerini kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki DNA modellerinden hangisi doğrudur? Zincirler üzerindeki şekiller nükleotitleri göstermektedir.
seçenekleri incelediğimizde B, C ve D seçeneklerinde uygun nükleotitler eşlenmemiştir. Bir DNA molekülünde adenin nükleotit karşısına timin, guanin nükleotit karşısına ise sitozin nükleotiti gelmektedir. A seçeneğindeki DNA nükleotitleri eşleşmesine baktığımızda kare nükleotit üçgenle, yıldız nükleotiti ise daire nükleotitiyle eşlenmiştir. Sorumuzun doğru seçeneği A seçeneğidir. Bir hayvanda yaraların iyileşmesi, embriyonun gelişmesi olaylarının gerçekleşmesi sırasında aşağıdaki hücre bölünmesi evrelerinden hangisi görülmez? Canlılarda yaraların iyileşmesi ve embriyonun gelişmesini sağlayan bölünme mitoz bölünmedir. Seçenekleri incelediğimizde A, B ve D seçenekleri mitoz bölünme evrelerini, C seçeneği ise mayoz bölünme evresini göstermektedir. Çünkü C seçeneğinde homolog kromozomlar iyi iplikleri tarafından tutularak birbirinden ayrılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkilerini incelemek için deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada oluşum süreçleri şemada verilen tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Araştırma grubu yaptıkları inceleme sonunda uzayda çevresel faktörlerin etkileri üzerine güçlü bilimsel sonuçlar elde etmek için tek yumurta ikizlerini tercih etmiştir. Araştırma öncesi bu ikizlerin tüm tıbbi testleri yapılmış, her ikisinin de sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. İkizlerden biri dünyada kalırken diğeri 340 gün uzayda dünya yörüngesinde kalmıştır. Araştırma sonunda ikizlerin kan testleri ve DNA analizleri incelenmiştir. Bu araştırmada bilim insanlarının deney için çift yumurta ikizleri yerine tek yumurta ikizlerini tercih etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aynı anne babanın çocukları olmaları, B. Hücre çekirdeklerindeki genetik yapının aynı olması, C. Cinsiyetlerinin ve yaşlarının aynı olması, D. Kromozom sayılarının aynı olması. Görseli incelediğimizde tek yumurta ikizlerinin ve çift yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğu görülmektedir. Araştırmada uzayda çevresel faktörlerin etkileri araştırılacağı için tüm özellikleri yani tüm genetik yapıları aynı olan canlılar incelenmesi gerekmektedir. Bu durumda da araştırmacıların seçeceği tek yumurta ikizleri olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Klorofil taşıyan K canlısı ile ilgili şu hipotez öne sürülmüştür. Hipotez, K canlısı bulunduğu ortama oksijen verir. Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak amacıyla yapılacak bir deneyde mumun yanma süresi ölçülecektir. Bu hipotezin doğru olup olmadığını anlamak için şekildeki düzeneğin yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü mum vardır. B. Bu düzenek kesinlikle yeterlidir çünkü K canlısı vardır. C. Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında K canlısının olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzeneğin de bulunması gerekir. D. Yeterli değildir çünkü bu düzeneğin yanında mumun olmadığı ve diğer özellikleri aynı olan başka bir düzeneğin de olması gerekir. Düzeneği incelediğimizde fanusun içerisinde mum ve K canlısı bulunmaktadır. Fanus ışık geçirmektedir ve mumun yanma süresini ölçmek için de fanusun dışında kronometre vardır. Hipotez, K canlısının bulunduğu ortama oksijen verip mumun da alacağı oksijenle yanma süresinin ölçülmesidir. Dolayısıyla düzenek yeterli değildir. K canlısının vereceği oksijenle mum yanacak ve mumun yanma süresi kronometre ile ölçülecektir. Fakat bir diğer düzenek bulunmalı ve bu düzenekte de sadece mum olmalıdır. Dolayısıyla mum sadece fanusun içindeki oksijen varlığında yanacaktır ve bunun süresi de yine kronometre ile ölçülmelidir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Uzmanlar deniz kenarlarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular altında kalacağını ileri sürmektedir. Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir? Şekilleri incelediğimizde gelecekte bir kentin kıyı şeridinin sular altında kalacak olması küresel ısınmanın sonuçlarından bir tanesi olabilir. Bu durumda küresel ısınmaya neden olan sonuçları araştırmamız gerekmektedir. A. Ormanların miktarı artırılarak karbondioksit dengesinin sağlanması. Bu, küresel ısınmanın önlenmesi adına yapılacak bir çalışma olabilir. B.
buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması, küresel ısınma etkisiyle buzullar eriyip suya dönüşmektedir. C. Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan gazların kullanımının azaltılması. Bu da küresel ısınmayı önlemek için yapılacak bir çalışma olabilir. D. Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması. D. Küresel ısınmaya neden olan faktörlerden bir tanesidir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bilim insanları taşıma sırasında dökülen petrolün toprakta oluşturduğu kirliliğin KVL bitkileri kullanılarak azaltılabileceğini göstermek amacıyla bir proje başlatıyorlar. Bilim insanları dökülen petrolü bitkiler kullanarak ortamdan uzaklaştırmayı başarırsa bu bitkilerin genlerini daha hızlı büyüyen bitkilere aktaracaklar. Elde ettikleri genetiği değiştirilmiş bu bitkileri de petrolü topraktan daha hızlı bir şekilde uzaklaştırmak için kullanacaklar. Bu proje kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. 6 adet özdeş toprak alan seçilip bunlardan 2 grup oluşturuluyor. Petrol, 1. gruptaki 3 özdeş toprak alana 1'er birim, 2. gruptaki 3 özdeş alana da 3'er birim karıştırılıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? A. KVL bitkileri petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında hiç etkili olmadığı için daha hızlı büyüyen bitkiler seçilmelidir. B. K bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasından sorumlu olan genleri hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur. C. L bitkisinin petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında sorumlu olan genleri hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılması daha uygundur. D. L bitkisi çok hızlı büyüdüğü için petrolün ortamdan uzaklaştırılmasında K bitkisinden daha etkili olmuştur. Grafiği incelediğimizde uygulama sonunda topraktaki petrol miktarına baktığımızda her iki grupla yapılan deneyde K bitkisinin petrolün uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu görülmektedir. Bu durumda araştırmada K bitkisi kullanılmalıdır. Yani K bitkisinin genleri hızlı büyüyen diğer bitkilere aktarılmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Ahmet, çarşıda bir dükkan önündeki görevlinin şekildeki gibi K kolunu çevirdiğinde perdenin P çubuğuna sarılarak yukarı hareket ettiğini görüyor. Görevli, 2R uzunluğundaki K kolunu çevirdiğinde L çubuğu dönmekte, L çubuğu döndüğünde R yarıçaplı M dişlisini döndürmekte, M dişlisi kendisiyle özdeş olan N dişlisini döndürmekte, N dişlisi döndüğünde P çubuğunu da döndürerek perdenin aşağıya veya yukarıya doğru hareket etmesini sağlamaktadır. Basit makinelerin bulunduğu bu sistemde numaralı kısımlardan hangileri kuvvet kazancı sağlar? Düzeneyi incelediğimizde Ahmet'in K kolunu çevirdiğinde perdenin P çubuğuna sarılarak yukarı hareket etmesi bir takım basit makinelerden sistemin oluştuğunu göstermektedir. K çubuğu döndürme kolu olduğu için K düzeneğinde bir çıkrağa benzetebiliriz. Dolayısıyla KL arasında kuvvet kazancı sağlanmıştır. Aynı şekilde LM ve MN düzeneklerinde de dişli sistemi vardır. Dişliler sadece hareketi iletmekte görev almıştır. N dişlisi döndüğünde P çubuğu döndüğü için N dişlisine kuvvet uygulanmış, P çubuğu burada perdeye bağlı olduğu için yük kolunu göstermekte, dolayısıyla da ağır olan perdeyi yukarı hareket ettirdiği için kuvvet kazancı sağlamıştır. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 4 yani D seçeneğidir. Özdeş kutular, özdeş sabit makaralar ve ipler kullanılarak şekildeki gibi K, L ve M sistemleri ile depolara çıkarılmaktadır. Bu sistemlerde kutular depolara aynı şekilde çekilerek çıkarılırken, 1. Uygulanan kuvvetin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı, 2. Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı durumlarının araştırılması için hangi sistemler kullanılmalıdır? Sürtünmeler önemsenmeyecektir. Uygulanan kuvvetin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığını araştırmak için yükseklikleri farklı, uzunlukları aynı olan eğik düzlemler seçilmelidir. Bu durumda seçeceğimiz eğik düzlemler L ve M düzlemleri olmalıdır. İkinci durumda ise uygulanan kuvvetin eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı araştırılmak istenmektedir. Bu durumda da yükseklikleri aynı, uzunlukları farklı olan eğik düzlemler seçilmelidir. Bu durumda da seçilecek eğik düzlemler K ve L olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Şekilde kartonun arkasına yerleştirilmiş bir mercekle kırılan ışık ışınlarının izlediği yol modellenmiştir.
Aşağıda verilen durumların hangisinde şekildeki gibi bir mercek bulunmaktadır? Görselde merceğe paralel gelen ışığın dağılarak kırıldığını görmekteyiz. Bu durumda kalın kenarlı bir mercek kullanıldığını söyleyebiliriz. Seçenekleri incelediğimizde B seçeneği ve C seçeneğinde büyüteç kullanılmıştır. Büyüteçte ince kenarlı mercek vardır. D seçeneğinde ise göz modeli bulunmaktadır. Gözümüzde bulunan mercek yine ince kenarlı bir mercektir. A seçeneğinde ise miyop göz kusurunda kullanılan kalın kenarlı mercek gösterilmiştir. Kalın kenarlı mercekte düz ve küçük bir görüntü oluşur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Ayşe, odada çalışmakta olan radyonun sesini açtığında odanın tavanında asılı olan balonun titreşmeye başladığını fark ediyor. Ayşe, bu olayı 1-2-3 numaralı yargılardan hangileriyle açıklar? 1. Ses dalgaları enerji taşır. İfade doğrudur. Ayşe'nin çalışmakta olan radyonun sesini açtığında balonu titreştirmeye başladığını göstermesi, ses dalgalarının yaydığı enerjinin hava molekülleri tarafından balona iletilmesini sağlamıştır. 2. Sesin süreti yayıldığı ortama göre değişir. İfade, sesin yayılma hızı ile ilgilidir, örnekle ilgili değildir. 3. Ses enerjisi başka bir enerji türüne dönüşebilir. İfade doğrudur. Balonun titreşmesi, ses enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü göstermektedir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Güneşli ve rüzgarsız bir günde Mehmet şekildeki gibi kaydıraktan kayıyor. Mehmet kaydıraktan sonra annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri oluşmuştur. Mehmet annesinin eline dokunmadan önce 1. Toprak zeminde bulunan tamamı demirden yapılmış salıncağın zincirlerinden tutarak sallanma, 2. oturarak elleriyle yerdeki toprakla oynama, 3. kaydıraktan çabucak tekrar kayma. Eylemlerinden hangilerini yapsaydı annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri oluşmazdı. Açıklamaları ve görseli incelediğimizde Mehmet'in kaydıraktan lastik tabanlı ayakkabıyla sürtünerek kayması sonucu durgun elektrik yüküyle yüklendiğini anlıyoruz. Bu durumda da annesine teması sonrasında küçük kıvılcımlar ve çıtırtı sesleri oluşmuştur. Bunun önlenebilmesi için 1. Toprak zeminde bulunan tamamı demirden yapılmış salıncağın zincirinden tutarak sallanmalı ya da oturarak elleriyle yerdeki toprakla oynamalıydı. Kaydıraktan çabucak tekrar kaydığında Mehmet'in elektrik yükü tekrardan oluşacak ve daha fazla çıtırtı ve kıvılcım sesi duyacaktı. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. İş yerlerinde kullanılan hava temizleme araçlarının iç yapısı ve çalışma prensibi şekildeki gibidir. Bu aracın yer aldığı ortamda araçtan çıkan havanın içinde pozitif yüklü parçaların fazla sayıda yer aldığı belirleniyor. Bu durumda araçta yer alan hangi filtre yeterince çalışmamıştır? Düzeneyi incelediğimizde 1 ve 2 numaralı filtrelerin havadaki büyük parçaları tutup kokuyu soğurmakla ilgili görevleri vardır. Üçüncü filtre ise hava içinde kalan küçük parçaları pozitif yükle yüklemektedir. Dördüncü filtre ise negatif yükle yüklüdür. Eğer dördüncü filtre görevini tam olarak gerçekleştirmiş olsaydı, üçüncü filtreden gelen pozitif yüklü parçacıkları tutması gerekirdi. Ancak araçtan çıkan havanın içinde pozitif yüklü parçaların fazla sayıda yer aldığı gözlendiğine göre dördüncü filtre görevini yeterince yapamamış demektir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Başlangıçta nötr olan bir elektroskoba KL ve M iletken küreleri sırasıyla dokundurulup şu değişimler gözleniyor. K küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları açılıyor. L küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları önce kapanıp sonra tekrar açılıyor. M küresi dokunduğunda ise elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor. Bir öğrenci gözlemlenen değişikliklerin gerçekleşmesi için kürelerin elektroskoba dokundurulmadan önceki yüklerini aşağıdaki gibi gösteriyor. Bu öğrenci K, L ve M kürelerinden hangilerinin yük durumunu doğru göstermiş olabilir? Önce kürelerin yük durumlarını belirleyelim. K küresi artı yüklü, L küresi eksi yüklü ve M küresi de nötr durumdadır. K küresi dokunduğunda elektroskobun yapraklarının açılması için K küresinin yüklü olması gerekmektedir. K küresi artı yüklü olabilir. L küresi dokunduğunda ise elektroskobun yaprakları kapanıp sonra tekrar açılıyor. Bu durumun gerçekleşmesi için küre ve elektroskobun zıt yüklü
ve kürenin yük miktarının daha fazla olması gerekmektedir. Önceki durumda elektroskop artı yükle yüklendiği için buna eksi yüklü L küresi dokundurulmuş olabilir. M küresi dokunduğunda ise elektroskopun yapraklarının kapanması için elektroskopun yük kaybetmesi gerekmektedir. Bu durumda M küresi de nötr olabilir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Ülkemizdeki 3 ayrı ilde gerçekleşen depremlerle ilgili bilgiler harita üzerinde verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Haritayı incelediğimizde Kocaeli, Erzincan ve Van Erciş depremlerinin büyüklükleri ve gerçekleştiği yıllar bize verilmiştir. Bu bilgiler ışığında A. Fay hattı üzerinde yer alan şehirlerde deprem olma riski yüksektir. Bu ifade söylenebilir. B. Aynı fay hattı üzerinde depremlerin oluş sırası batıdan doğuya doğrudur. İfade yanlıştır. C. Kocaeli depremi, Erzincan depreminin artçı, Van depreminin öncü depremidir. Bu ifade de yanlıştır. Çünkü öncü ve artçı depremlerin büyüklüğü ana depremi geçemez. D. Batı Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları aktif olmadığından bu bölgelerde deprem olma riski yoktur. Bu ifade de söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir araştırmacı suyu kaynatmak için ısıya dayanıklı, ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen, kırılgan olmayan bir maddeden çaydanlık yapmak istiyor. Buna göre araştırmacı bir kısma verilmiş periyodik tablodaki numaralı kısımlarda yer alan elementlerden hangisini kullanabilir? Araştırmacının özelliklerini verdiği madde metallerdir. Metaller ısıya dayanıklıdır, ısıyı iletir, şekil verilebilir yani kırılgan değildir. Periyodik cetveli incelediğimizde ise 1, 3 ve 4 numara ile gösterilen elementler ametallerdir. Metal ile gösterilen element ise 2 numaralı elementtir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya var olan bağlar kırılır. Buna göre aşağıda verilen modellerden hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez? Seçenekleri incelediğimizde B ve C seçeneklerinde bağ kırılımı ve bağ oluşumu aynı anda bulunmaktadır. D seçeneğinde ise sadece bağ oluşumu vardır. Bunlar yaşanan olayın kimyasal olduğunu göstermektedir. A seçeneğinde ise fiziksel bir değişim gerçekleşmiştir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir deney yapılarak asit yağmurunun bitkiler üzerindeki etkisi gözlenmek isteniyor. Bu deneyde şekildeki bitki ve malzemelerden uygun olanlar seçilerek iki düzenek hazırlanıyor. Seçilen sıvılar bitkilere sulama kabıyla yağmur gibi üstten verilerek gözlem sonuçları karşılaştırılıyor. Buna göre düzeneklerde aşağıdakilerin hangisinde verilen bitki ve malzemeler kullanılmıştır? A. L bitkisi ve özdeş K bitkileri çamaşır suyu, eşdeğer miktarda sülfürik asit ve sodyum hidroksitten oluşan karışım cam fanus. B. K bitkisi, M bitkisi, sodyum hidroksit çözeltisi, saf su. C. Özdeş K bitkisi, sülfürik asit çözeltisi, saf su. D. L bitkisi, M bitkisi, eşdeğer miktarda sülfürik asit ve sodyum hidroksitten oluşan karışım, termometre ve cam fanus. Deneyin amacına ulaşabilmesi için her iki düzenekte de özdeş bitkiler kullanılmalıdır. Ve bir düzeneğe sadece saf su verilirken, diğerine ise asit yağmuruna neden olacak bir asit çözeltisi eklenmelidir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Sıcaklıkları 10 derece olan demir K parçası ile kütlesi K'dan fazla olan demir L parçası 100 santigrat derecedeki saf suyun içerisine şekildeki gibi bırakılıp son sıcaklıkları eşit olana kadar bekletiliyor. Daha sonra bu demir parçaları şekildeki gibi aynı miktarda ve 10 santigrat derece sıcaklığında saf su bulunan özdeş kaplara ayrı ayrı bırakılıyor. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklıkları kaç santigrat derece olabilir? Düzenekleri incelediğimizde her iki demir parçasının da son sıcaklığı eşit olana kadar 100 santigrat derecedeki suyun içerisinde bekletilmektedir. Ancak L parçasının kütlesi daha büyük olacağı için aktaracağı ısı daha fazladır. Dolayısıyla ikinci kabın sıcaklığı birinci kaptan daha büyük olmalıdır. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Saf M sıvısı ile saf N katısına ait bilgiler verilmiştir.
İçinde M sıvısı olan bir kaba bu sıvıda çözülmeyen N katısı bırakılıyor. Isı alışverişi tamamlandıktan sonra son sıcaklıkları 20 santigrat derece oluyor. Bu olay sırasında M ve N maddeleri arasındaki sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Bilgileri incelediğimizde M sıvısının başlangıç sıcaklığı 40 derece, dolayısıyla ısı veren, N katısının ise başlangıç sıcaklığı 0 derecedir. Dolayısıyla N katısı da ısı alan madde olacaktır. M sıvısı ısı verirken donma noktası 25 derece olduğu için 25 santigrat derecede hal değiştirmesi gerekmektedir. Ve her iki maddenin de son sıcaklığı 20 derece olmaktadır. Bu durumda çizilen grafiklerden C seçeneğindeki grafik doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar ilkeler ile eşleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi eşleştirildiği ilke ile açıklanamaz? A. Soğuk havalarda meyve ve sebzelerin donmaması için depolara büyük miktarda su konması. Su donarken çevresine ısı verir. İlke ile olay doğru eşleştirilmiştir. Su donarken çevresine ısı verdiği için ortamın ısısı artacak, dolayısıyla meyve ve sebzelerin donması engellenecektir. B. Kar yağdığında buzlanmayı önlemek için yollarda tuzlama işlemi yapılması. Tuzlu suyun donma noktası saf suyunkinden daha düşüktür. İlke olayla doğru eşleştirilmiştir. C. Buzdolabının soğutucu sisteminde kullanılan sıvıların gaz haline geçmesi sağlanarak buzdolabının içinin soğutulması. Sıvı maddeler buharlaşırken çevrelerinden ısı alır. İlke ve olay doğru eşleştirilmiştir. D. Sıcak bir yaz günü denizden çıkan çocuğun üşümesi. İlke, katı maddeler erirken çevrelerinden ısı alır. İfade yanlıştır. Sıcak bir yaz günü denizden çıkan çocuğun üşümesi buharlaşma olayını örnektir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.